Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Bakayım. Bayağı iyi gördüm seni. Çünkü neden? Gece benle Survivor serisi izledin değil mi? İzlemedin mi? Tamam sıkıntı yok. Sabah benim reaksiyonumu izledin. O da mı? Tamam. Bunlardan dolayı biliyorum zaten. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi öncelikle bahsetmem gereken bir şey var. Royal Rumble'a gidiş sürecinde... Evet biliyorum. Nexus giydim şu an. Doğru. Royal Rumble'a giriş gidiş sürecinde... Herhangi bir pay şu anlık duyurulmadı. Day duyurulmadı. Rumble bir sonraki pay olarak duyuruldu resmen gece. Yani iki ay boyunca bir pay per view izlemeyeceğiz. Ancak ben burada içerik üretmeye devam edeceğim. Siz de zaten bana destek olmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Şu iki ay boyunca size öyle bir böyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tutmak istiyorum buralarda böyle. Çünkü iki ay sonra Rumble, Chamber Wrestlemania sürecine gireceğiz. Road Wrestlemania bayağı da iyi geçecek bence. Şu ışığımı bir tam ayarlayayım bir saniye. Çünkü hava bir kararıyor, bir aydınlanıyor. Anlam veremedim yani. Böyle olsun. Gece Survivor serisi beraber izledik bir sürü insanla. Yaklaşık 200-250 arası insan vardı genel olarak böyle anlık izleyici olarak. Çok teşekkür ederim izleyenlere. Bana katılanlara, destek olanlara hepinize çok teşekkürler. Şimdi gelin Survivor serisi incelemeye başlayayım. Öncelikle burada bir maçımız vardı bizim. Kadınlar War Games maçı. Kadınlar War Games maçına ilk olarak başlayan ikili Bianca Belair. Bakın bu ilginçti. Ben beklemezdim Bianca'nın ilk başlayacağını. Bianca ve Dakora Kai başladılar. Bianca'nın bir tık üstünlüğü vardı. Sonuç olarak zaten Bianca oradaki herhangi bir güreşçi üstünü kurabilecek biriydi. Eğer damage kontrolden biri gelse. Bailey de dahil Bianca üstünü kurabilirdi. Rhea belki işleri değiştirirdi bilemem. Dakora ile başladılar. Hemen ardından damage kontrol ilk kişi gelecekti o taraftan. Ee, gelen kişi direkt olarak zaten. Ya bu arada ya şöyle de bir şey var. Şimdi kimin nasıl dengeyi sağlayacağını böyle iyi yaptılar aslında bu maçta. İşte damage kontrol geldi. Yani takım olarak geldiler. Sonra işte Asuka geldi falan böyle yardıma. İşte Asuka ile Bianca Belair, Dakara Kayla, Io Sky'a karşı mücadele ettiler. Böyle bir denge sağlandı. Sonra Nicky Cross geldi. Nicky Cross gelince işler değişti. Çünkü Nicky Cross şöyle bir şey yaptı. Gitti önce kendoları attı. Sonra çöp kutularının kapaklarını falan attı. İçeriye aparat soktu. Böyle olunca iyice ekstreme dönmeye başladı maçı. Niki zaten birazcık deli olduğu için maçı o şekilde sürüklemeye çalıştı ve bence de en azından renk getirdi maça. Hemen ardından devam eden süreçte yine Bailey falan geldi. Bailey de merdivenleri soktu maça. En sonunda artık seyirciler we want table v want table diyorlardı. Buna kayıtsız kalmadı. Masa soktu. Maçın içinde bir sürü bir sürü aparat oldu. Hapşıracağım. Geldim. <gülüyor> Kesmedim. <gülüyor> Beli de artık aparatları soktuktan sonra işler ufak ufak rengi değişmeye başladı artık. Bunları hızlı geçiyorum. Mia'yım geldi, Ruyeripli geldi, Mia'yım geldi gibi birazcık dominasyonu kurdu, Ruyeripli gelince de karşılık verebildi. Güç dengesi sağlandı. Peki en son girdi. Alexa Bliss de geldi tabii arada. Bekirinç en son girdi. Bekirinç girdiği gibi de maç başladı. ile o kadar çok kara, ver kara verdi ki böyle bir fotoğraf anı falan verdi ki. Peki. Herhalde bunlar fuya girecek dedim ben. Benle beraber izleyen arkadaşlar da söylediler. Maç öyle olduktan sonra da aksiyon iyice başladı. Askan'ın bir misti vardı mesela Rieriplay. Rieriplay'ın gözler gitti falan böyle. Sonra masalar var biliyorsun. Masayı masayı zaten kurdular böyle kullanılmak üzere falan. Sonra merdiveni kullandılar. Miyaim işte Rieriplay ileken arkaya doğru gitti. Merdiven kırıldı. Yeni diğer aparatları Kendo'yu kullandılar. Bianca Biller böyle Kendo'yu aldı. Dizinde parçaladı. Bu mu lan senin yapabileceğin falan dedi. Maç aslında beklediğimin ötesine geçti. Ben bu maçı bu kadar ekstrem beklemiyordum. Ekstrem şeyler yapıldı. Boçlar var mıydı? Vardı. Hatta bir yerde maalesef Bianca Belair Bailey'i kafasının üstüne çaktı neredeyse. Boynunun üstüne böyle. Boynu bir yamuldu falan ama bir sıkıntı yok en azından. Sonra işte Io Sky Tepe'den atladı. Dive'lar vardı. Bir şeyler gördük. Bir Maçın bir yeri zaten sırf sağ tarafta geçti. Çünkü Bianca ile Becky Damage kontrole karşı mücadele ettiler. Diğerleri hep söyledik tarafta kaldı. Yani maç artık şey oldu böyle. Oradayken hop bu tarafa zoom geldi. Bu tarafta sürekli, şimdi size göre bu taraf oluyor tabii. Sağ, sağ tarafta. Maç damage kontrolle Bianca Becky'e döndü. Yani asıl olaya döndü. Ta aylar önceki SummerSlam'e döndü. Oradaki mevzular ilerlerken Bianca gücünü göstererek KOD yaptı Bayley'e tellere doğru. Hemen ardından da masanın üstüne işte Io ile şey yatırıldı. Ee, Dakora Kay yatırıldı. Beki de en tepeden pat drop dive'ı yaptıktan sonra maç da orada bitti. Pinlediler. Maçın genel şeyini ben çok beğendim. Maç baya aksiyonluydu, baya geçti. Ama şu an daha böyle dinç kafayla. Şimdi o an böyle maçın heyecanlı ooo falan yaptım. Ama şimdi bazı boçları da görmezden gelemem maalesef. Boçlar vardı çünkü e, ya kadınlar maçını nasıl heyecanlandırabiliriz demişler. Ve aparat kullanmaya, daha çok aparat kullanmışlar. Güzel, başarılı bir hamle. Ama tabii bu hareketleri artırınca boçların gelmesi de mümkün olabiliyor. Kadın maçlarında maalesef bazen son zamanlarda bunları görebiliyoruz. O yüzden de e, boçlara da kapı açtı bu. Onu oradan dolayı bir tık puan keseceğim. Eee ya bir yanka tarafı kazandı Bekir'in sayesinde. Bekir'in kazan Bekir'in pinleyeceğini de tahmin ediyordum. Öyle oldu keza. Herhangi bir maç içinde bir ihanettir, bilmem nedir falan bir şey görmedik. Maçın genel puanı, şimdi işte canlı yayında bana sorsanız herhalde 8 falan verirdim ama şu an 7.5'a düştüm bir tek. Çünkü boçları falan da tekrar izledim bu videoyu çekmeden önce. E gördüm birazcık. Yani işte o yüzden 7.5'a getirdim ben. Ben bu maça 7.5 verdim. Beğendim maçı. Bence çok da iyi bir girişti. Kadınlar maçından bu kadar iyi beklemiyordum performans. Gerçekten iyi performans verdiler. Bence güzel şeyler de izlettiler. Yani bayağı iyi girdik aslında Survivor serisinde bu Wargames maçıyla. Bayağı da böyle hype'landık. Of şimdi AJ ile şey maçı var, Finn Balor maçı var. Oo falan yaptık. Belamızı aramışız. Abi, hiçbir şey olmasın. Şöyle oturun düşünün. AJ Styles Finn Balor. Abi güzel maç. Zaten ikisinin geçmişi var. İşte yok o Bullet Club muhabbetidir bilmem nedir. Bu arada bu maçın hemen öncesinde Mia Yimler'i yeriple o kadar çok ee, fiziksel mücadele girdiler ki maçta buraya gelmediler bile. Görseller de vardı ikisi de biliyorsunuz. Judgment Day tarafıyla OC tarafı falan yok. İkisi de gelmediler. Kenarda Dominic'le e, Damien Priest diğer tarafta da Carl Anderson'la Luke Gallows vardı zaten. OC ile Judgment Day kenarda bir süre böyle izlediler. Abi maç bir şey diyeceğim size. O kadar sıkıcıydı ki bir yere kadar gerçekten çok sıkıcıydı. Sıkıcı olduğundan nasıl anladım? Çünkü çok fazla çete odaklandım. İlk maçta kadınlar maçında insanlar biraz daha böyle olayın içindeydi. Odaklanıp izlediler. Ama benim chatim ikinci maçta daha çok akmaya başladı. Neden? Çünkü gerçekten sıkılmaya başladık. Ben AJ ile Finn Balor maçında gerçekten bu kadar sıkılacağımı tahmin etmezdim. Hayal kırıklığına öğrendim. Maç beni çok sıktı. Niye böyle oldu? Galiba artık AJ Styles bir tık düşmeye başladı abi. Bu son dönemlerde gördük. İşte WrestleMania'da, Edge maçında gördük. AJ maalesef artık bir tık performans düşüklüğü yaşıyor. AJ'den bunu beklemek bir tık e, zor bir şey ama bunu söylemek gerçekten bunu ben hissettim artık burada. Maç sıkmaya başladı ta ki şeye kadar maçın bir yerinde dışarıdakiler de olaya dahil oldu. Orada bir kargaşa falan çıktı derken dışarıdakiler hepsi bir yere gitti. Hepsi gitti. Gittikten sonra maç bire bire döndü. Bir ara orada hani yaratıcı birkaç şey gördük. Birbirlerinin hareketlerini yapmaya çalışmak falan gibi. Styles Clash yapmaya yelten de Finn Balor. AJ durdurdu. Çok uzun uzun bahsedemeyeceğim maalesef. Kaç dakika olduğunu hatırlamıyorum. 15 dakika falan sürmüştür herhalde maç. Ama ben hayal kırıklığına uğradım. Ben bu maçtan iyi şeyler bekliyordum. Gerçekten iyi şeyler bekliyordum. Ama AJ ile Finn Balor'ın performansının bu kadar düşebileceğini belki bağımsız şekilde başka maçlarda daha iyisini sergilerler. Finn Balor daha da iyi olabilir zaten ama AJ Styles maalesef beni hayal kırıklığına uğrattı. Yine de galip geldi ama. Galip geldi. Bu da uzun zaman sonra birebir bir maçta bir paper per view maçında galip, ilk defa galip geldi. Uzun zamandır. En son ne zaman galip geldi tam hatırlamıyorum. Siz yazın aşağı. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Sonra da benim tahmin ettiğim gibi AJ kazandı. Abi. Acı çekerek maça 4 vereceğim. 4'ten bile daha az verecektim. Üç buçuk düşünüyordum hatta. Ama şimdi hani böyle maçın bazı yerleri yine iyiydi. Maçın içinde hikayesinde hani özellikle maç bittikten sonra da AJ birazcık filmbelere falan yüklendi işte böyle. Hani geçmişi e, sanki orada 5 saniyelik bir karede geçmişteki işte mevzularından işte bir hayal kırıklığı falan gibi bir şey falan güzel. Sırf o yüzden hani bir dördü verdim. Dördü böyle zorlaya zorlaya verdim öyle söyleyeyim. 4 bana göre şu an çok yüksektir bu maç için. Ben bu maçı beğenmedim. Yani AJ ve Finn maçından böyle bir şey söylemem gerçekten benim için çok üzücü. Maalesef beğenmedim ve ben 4 veriyorum. İşte Allah belamızı asıl gösteriyor şimdi. Bak günün en az beklediğim maçıydı Ronda Rousey ile Shotzi'nin. Çünkü e, aslında beklediğim gibi bir maç oldu. Tam 7 dakika maç bek. Bak 7 dakika dedim tahmin videosunda. 7 an maksimum 8 dakika. Gerçekten de tam 7 dakikalık 7.5 dakikalık falan bir maç oldu. Hiç uzatmıyorum. Ronda Rousey geldi. Shotzi geldi. Shotzi'nin bir tık güçlü göstereceğini tahmin ediyorduk. Çünkü Ronda Rousey'nin karşısında eğer bir tık güçlü gözükmezseniz size harcar gider. Squash'a döner o maç. Böyle olması gerekiyordu. Shotzi'nin çünkü böyle bir e, videolarını da yayınladılar işte. Bu artık benim en yakın arkadaşımdan biri işte. E, Raquel'e bunu yaptı falan artık bu işi kişilere döndürdü falan dediler. E, Ronda da hey yavrum hey dedi. İki dayak yedi Shotzi'den. Böyle Shotzi'yi güçlü göstermek için iki tane şey yaptılar. Bir tanesi... İşte iplerin tepesinden aşağıya doğru böyle bir hareket yaptı da tam olarak anlam da veremedim ya. Yani o DDT yaptı da nasıl bir DDT tam onu da anlamadım böyle. Yine boş oldu her zamanki gibi şatsi. Ama bu sefer sadece şatsi de suç yok. Ronda Rousey da gerçekten güzel boça uyum sağladı. Kanser oldum izlerken bir kere daha. <laughs> yani ve maçta hatırladığım tek bir an var maçta. Bir oydu. Bir, iki an var pardon. Bir tanesi de Chatsy'nin biraz daha dominant gözükmek için ring kenarındaki Shayna Baszler'la Ronda Rousey seyircilerin önünden üstüne doğru atlayıp seyircilerle böyle hop arkaya ağır çekim şekilde düştüler. Abi kötü maçtı. Beklediğim gibi bir maçtı mı biliyor musun? Beklediğim gibi maç olduğu için puanı yükseltiyor muyum? Hayır tabii ki. Gerçekten ya abi zaten Shotzi Ronda Rousey'in şu sürecinde rakip olamaz. Ronda Rousey artık gidiyor. Rumble'ı bekliyor Ronda Rousey belli. Artık Rumble'dan biri kazanacak. Muhtemelen Ronda'ya gidecek mi acaba? Onu göreceğiz. Ama ben olsam şu süreçte işte Bianca böyle gidiyorken Bianca'ya giderim. Rumble kazanırsam biraz daha ses getirmek istiyorsam Bianca'ya giderim. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Tabi WrestleMania'ya kadar Bianca ile Ronda Rousey kalacak mı o bile belli değil. Ronda Rousey geldi sonra dışarıdaki aksiyondan sonra ring içine soktu şatsıyı ve kazandı. Hiç uzun uzun uzatmaya gerek yok. Sabmışında indirdi zaten pes ettirdi. Maça puanım ben bu kadar düşük puan verdiğimi hatırlamıyorum. iki Şeyin de etkisi var ama çok yüksek başladık. Kadınlar Warzone maçı gerçekten iyiydi. Yüksek başladık. AJ'de düştük. Burada daha ne kadar düşeceğiz dedik? Düştük. Düştük. Ben bu maça 2 veriyorum abi. Maçın hakkı en fazla 2'dir. 2 i̇ki veriyorum. 2. Beni çok üzdü. Yani böyle başlayıp böyle böyle düşünce çok üzüldüm. Dedim neyse bari şimdi Allah'tan Terylerin maçı var. Setronis Tery, Babileşli. Ee, şimdilik şu görseli koyacağım. Evet. Bu görsel, ya yani yan görsel değil de fotoğraf kemerli görsel alayım dedim. O da önce böyleydi. Ekranı böyle kapatmak zorundayım o yüzden kusura bakmayın. Şimdi geldik. Bahsetmem gereken iki büyük maç varsa onlardan birine. Austin Theory ve Bobby Lashley. Setronesi United States kemerine rakipti. Ben çok iddialıydım. Setronesi bu maçı e isterse 10 kişi olsun Setronesi bu maçı alır dedim ama ben böyle bir şey beklemiyordum. Çok iyi oldu. Ee, güzel oldu. <laughs> Maçın başında anında hikaye devreye girdi bu arada. Babileş de önce Thierry'i dışarı attı. Setronis mücadele etmek kalktı. Sonra Thierry kalktı. Setronis dışarı attı tekrardan. Yani dediler ki kardeşim sen git kumda oyna lan dedi. Senin seviyen burası mı? Sen kim köpeksin lan dediler Austin Tiri İşte hikayede bu zaten. Çünkü Austin Tiri underdog olarak yükselen bir hikayesi var. Money in the Bank keşirini denedi ve olmadı. Babileş orada karıştı. Mevzular derinleşti. Ve Austin son dedi ki bakın gelecek mi vaat ediyorum. Başlarım sizin gelecek vaat etmenize. İşte ileride bu adam çok söz sahibi mi olacak? Başlarım sizin ileride söz sahibi olmanıza. Ben gelecek değilim. Ben şimdiyim dedi ve Austin Theory hikayesi maçta da iyice başladı. Dışlandıktan sonra sinirlendi, öfkelendi ve harbiden kim yazdıysa bu maçı inanılmaz takdir etti. Maç içinde inanılmaz bir çeşitlilik var. Harika bir uyum vardı bak hareket çeşitliliği ve renk. Müthiş. Maçta zaten bazı anlar böyle direkt şeydi yani jeneriklikti yani. Şimdi bir kere Hurtlock denedi. Settrol ise Babileşli. Arkadan Thierry gelip Sleeper yaptı Babileşli. Yani aynı anda Sleeper ve önden Hurtlock izledik biz. Bu bu şekilde dağıldı. Aynı anda iki sub izledik. Sonra Thierry'nin bir Hurtlock'ı var. ya Thierry Hurtlock'ı yedi babileşiden. Ne yapar diye düşünürken aynı bak saniye düşünmeden bir saniye sonra aklını kullanıp Brock Lesnar'ın Hurtlock'ı bozmasının aynısını yaptı. Ya bozmadı da şey yaptı yani. Öyle diyelim. Kıramadı. Bozmaya çalıştı. Gitti kenardan tam böyle turn turnbuckle'ın işte demirden böyle yan iplerden desteğini aldı arkaya doğru ama pine gitmedi çünkü Setonius karıştı. Oralar yine mevzular falan. Setonius pini bozdu yani. Oradan pat diye Setonius'tan bir splash gördük. Hemen devamında şimdi bak maç zaten ilerliyordu. Ben size şu an en önemli anları söylüyorum. Austin Theory Setonius e Pedigree denedi. Pedigree'yi tam yaparken Setonis A-Town Down'la kantırladı. Hemen bunun akabinde Leşli gelip ikisine de aynı anda hurtlak yaptı. Tam bağlayamadı böyle. İkisine de aynı anda düşsenize. Önünde tier var. Onun önünde Setonis var. İkisine birden böyle hurtlak yapıyor. Hurtlak yaptı. En son tabi arkaya doğru giderek onu bozdular. İkisi birden olmadı. Düşsene ikisini de, de aynı anda pes ettiğini falan. Üf. inanılmaz. Yani bunun hemen devamında Setonis orayı kurtardı. Babileşli, Tiri yerdeler böyle. Bakın şu şekilde yerdeler. Saturnus buradan gelerek Thierry'nin üstüne ayağıyla basıp Babileşli'ye stamp çekti. Çok güzel bir hareket. Bayıldım. Bayıldım. Tabi hemen akabinde bu devam etti. As'ın Thierry yerden kalktı. Çünkü onun üstüne basmıştı. Direkt stampı ona yapmadı. Gitti turnbuckle'a çıkan ise hareket yaparken Saturnus oradan falcon arrow yaptı. Geldi önce pat indirdi. Ardından Falcon however. tam yaparken Babileşli Spear yaptı. Spear yiyen yani Setronis dışarı giderken Austin Thierry Babileş'in üzerine düştü. Fırsattan istifade pin yaptı Setronis'e. Babileş ya yani Spear çektikten sonra Babileş'e dışarı gitti. Setronis düşünce Austin de üstüne düştü. Oradan hemen pin'e gitti. Ve yerdeki sete pinleyen kişi harekete yapan Babileşli ama pinleyen ve kemeri tekrardan kazanan kişi Austin Tierold. oldu. Tekrardan derken daha önceden kemeri kazandığı için. Austin Thier'i iki kez United States şampiyonu oldu. Tarihteki en genç United States şampiyonuydu. Kemeri bir kere daha kazandı ve unutmamanız gereken bir şey var. Bu niye yapıldı? Setronis niye sadece bir ay falan kemer taşıdı? Abi galiba Austin Teary'e gerçekten büyük şeyler planlıyorlar. Bak Triple H geldiği zaman bunu şey yaptık. Ya bu ne ya işte adamın bütün puşunu kestiğinizden nasıl olur Money ben gitti falan diye derlenildi Ben de bir kere dedim ki ben dedim galiba hayal kırıklığına uğradım falan dedim ama yok. Çok güzel şekilde işliyorlar. Ama unutmamanız gereken bir olay var. YouTube'a girip izlemeyenler izleyebilirler. Muhtemelen WWE'nin kanalında vardır. Gördüğümü hatırlıyorum. Austin Teary gitti dedi ki seyircilere maçtan önce, şovdan önce Sina falan mevzusu yapıldı. Austin Theory gitti Sina muhabbetini açtı. Sina ile kıyaslama muhabbetini açtı. Arkadaşlar emin değilim ama biz galiba Can Sina ile Austin Theory'e doğru gidiyoruz da Bu Austin Theory kemeri alırsa Wrestlemania'ya kadar taşıyabilir. Ben bunu çok söylüyorum. Bu meme oldu bir ara. Abi sen de herkese Wrestlemania'ya kadar gidebilir diyorsun. Seth ise kesin gözüyle bakıyordum. Ama işin rengi belli oldu. Biz galiba Asanteer'i sineye gideceğiz. Bana biraz öyle gibi geliyor. Ve çünkü bu zaten uzun zamandır planlanan, düşünülen de bir şeydi. Biz galiba buraya gidiyoruz. Maçın üzerine geçersem, maç harikaydı. Maç tadındaydı. Galiba bir 16-17 dakika sürmüş olabilir. Tadında bir baştı. Her şeyi gördük. Babileşin'in dominasyonunu gördük. Asanteer'in dışlanıp sinirlenmesini gördük. Setrolinsin yaratıcılığını gördük. Harika bir maçtı. 10 üzerinden maça 8 veriyorum. Maçın sonu beni çok şaşırttı. Gerçekten şaşırdım. Dediğim şeyin tam tersi çıktı bu arada. Ben Setronis bekliyordum. Ben şaşırdım. Dedik ya ama. Money in the Bank kayboldu. Kaybedildi. Austin hikayesi asıl şimdi başlıyor dedik. Gerçekten de öyle oldu işte. Adamın hikayesi gerçekten de şimdi başlıyor. Maça 10 üzerinden 8 veriyorum. Şimdi geldik main event'e. Hadi bakalım. Neredeyiz? Neredeyiz? Buradayız. Evet, main event'imize geldik. Şimdi şöyle bir doğrulayayım ben. Bunda rengi mengi kaçtı da giyeceğim dedim de giydim o yüzden. Abi, maça o kadar çok not aldım ki şimdi hepsini tek tek okumayacağım tabii ki. Akıp gideceğim. Maçtan önce bir olay oldu. Geçen gün ki SmackDown'da Kevin Owens Sami Zayn'le konuşmaya geldi ve Jey Uso onu yakaladı ve bu gece Survivor Series'de Roman'ın yanına gidecek. Dedi ki bak haberin olsun dedi bunlar bir şey planlıyorlar. Kevin konuşurken yakaldım Semi Biz senin kanındanız. Bu adam değil bu adam dışarıdan geldi. Bu adam bak bizim işimizi bitirecek. Keza belki sen de belki ben de Semi Zeyn'in Bloodline'ın sonunu getirebileceğini ve bu hikayenin burada başlayacağını burada bir ihanet Jey Uso Semi arasında bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Abi Dobby müthiş bir şey yaptı. Devam edelim şimdi neyse. Romun dedi ki Heymana bana Semizeyni çağır dedi. Bir sonraki segmentte de Semizeyin'in geldiğini gördük Roman'a. Semizeyin kendini o kadar iyi açıkladı ki dedi ki Bak dedi. Ben evet sizin ailenizin dışındayım ama dedi. Ben gerçekten bu aile için çok şey yaptım. Bu aile için hala bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Her zaman senin yanındaydım, senin yanında olmaya devam edeceğim. Roman da dedi ki sen benim ailemden değilsin bir kere. Dedi. Kan bağımız yok seninle dedi ama falan bir Romun çok şüpheciydi. Sami Zayn dedi ki, bana inan dedi, ben her zaman senin yanındayım, ben her zaman buradayım dedi, ben her zaman Bloodline'ın tarafındayım dedi. Roman pek yemedi gibi bunu, inanmadı. Hadi maça geçelim. Maça Butch ve Jey Uso başladılar. Avantaj da, Burç tarafındaydı, unutmayın. Hemen hızlı geçiyorum buralara. Birbirlerine uyum sağlayarak güzel bir başlangıç yaptılar. Ondan sonra Rich Holland geldi. 2'ye 1 oldu. Jey Uso'nun içinden geçtiler bu arada. Çünkü halihazırda e, hali hazırda Burç zaten takım var. 2'ye 1 olduğu için Jey Uso'nun içinden geçtiler. Bloodline'dan Jimmy Uso tam giriyordu ki maça. Roman böyle zaten tabure vermişler. Roman oturuyor yerde böyle yönlendiriyor. Sen öyle sen git falan filan diye böyle. <laughs> Kafes de çok iyi bandı bu arada. Roman böyle yaptı Jimmy. Sen dur dedi. Sen git dedi. Semi Zeyne. Jimmy sen dur. Semi sen git dedi. Müthiş bir hamle. Bunun olması gerekiyordu. Semizeni gitti ki çünkü Jeyu bakalım dur ne bok yiyecekler bunlar dedi biz bir izleyelim dediler. Onlar girdi böyle. Semizeyn, Jey Uso, Bruce'a karşı mücadele ettiler. Bruce yine böyle bir tık e, üstün gelir gibiydi. Sonra tabii yine işler değişiyor. Drew McIntyre geldi. Drew McIntyre gelince üstünlük o tarafa yine iyice geçti artık. Sonra Jimmy geldi. 3'e 3'e döndü. Jimmy geldiğinde maçın masa şey maça masa falan soktu. Bir şeyler aksiyon soktu ve orada bir gerginlik oldu bu arada. Çünkü Cemizen dedi ki ben hallederim masayı falan. Jay dedi oğlum bir dur dedi bak ben kaldırayım masayı kurayım falan. Semi ile bir bir itiştiler birbirlerine. Orada bir alevlenme oldu. Roman da içeriden dikkatlice izliyor. Kevin Owens geldi. Kevin Owens gelince yine aparatlar falan şey oldu. Sandalye soktu ringe. Solasikoa geldi. Solasikoa ile Kevin Owens'ın birebir anlarını izledik. Bu da güzeldi. Solasikoa önce Kevin Owens'ta mücadelede mücadele etti. Ardından Drew McIntyre ile mücadele Roman'ın gözüne girdi. Roman böyle şey dedi. Tamam falan yaptı. Tamam. Solasikoa artık tamam. Bizim zaten adamımız falan yaptı. Sheamus falan girdi. Derken artık Roman girdi. Şimdi asıl hikayeye başlıyoruz işte. Bak buraya kadar şey oldu. Ulan kadınlar maçı sanki daha iyiydi falan olduk. Ben de öyle oldum. Sonra mevzular başladı. Ringin tam ortasında Brutes inanılmaz bir üstünlük sağladı. Drew McIntyre ve Kevin da Tam böyle ringin ortasında hepsini dizler. Sheamus'ın hareketi. Bunu bütün hepsi beraber yaptı. 5 kişi 5 kişiye karşı yaptı. Tok 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 devam etti. Müthiş bir hareketti bu arada. Bak bu o an çok güzeldi. Keşke onun görselini koysaydım buraya. Ee, yani keşke görsel koyabilsem zaten böyle. Baya güzel olurdu buraya. Abi beklenen şey gerçekleşmeye başladı. Sami ön plana çıkmaya başladı o andan sonra. Roman'ı korumaya başladı Sami Tam böyle Butch bir şeyler yaptı falan geldi derken Butch'la Jey birbirine girişti. Hatta Butch'a dedi ki Sami bak bu dedi bu Tribal Chief dedi. Sen dedi buna itaat etmek, sen buna saygı göstermek. İtaat dedi sen buna saygı göstermek zorundasın derken Jey Uso Butch'a Super Kick çekeyim diye hareket yapınca bu çekildi Sami Zayn'e geldi Super Kick'i. Herkes o dedi. Jay Uso birazcık keyif aldı gibiydi. Ben bunu anladım. Jay Uso birazcık keyif aldı. Tamam yanlışlıkla yaptık ama en çok da değil falan. Jimmy dedi baba dedi biraz dikkat et falan yaptı böyle. Ondan sonra işler değişmeye başladı. Asıl olaylardan bir tanesi. Dur hemen öncesinde masa vardı. Masaya bir şey olacaktı. Sola Sikoa Drew McIntyre spinning solo çekti. Güzel bir detay. Ama asıl maçın en kritik noktası başlıyor. Owens'la Roman eski hesaplar açtılar abi. Owens dedi ki senle benim muhabbetim bitme dedi. Ben tekrardan güreş içeri üretmeye başladığım 2 yıl öncesinde Sami, Zayn, Sami Zayn değil, Kevin Owens'la Roman Reigns'in feud'u vardı abi. Bu benim için önemli bir detaydır ve onları tekrardan ringde görmek güzeldi. Eski defterlerin açılması güzeldi. Hatta Kevin Owens Roman'ı pinlemenin ucuna kadar geldi ama Sami Zayn, hakemin elini durdurdu böyle. Hakem tam 3'ü atıyordu, Sami Zayn bu araya girdi. Semih dedi ki ben buradayım dedi. Roman bir tık böyle ulan falan oldu. Owens inanılmaz sinirlendi buna. Dedi ki abi dedi ben senin kardeşinim lan dedi. Ben senin arkadaşınım dedi. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Kendini niye onlara yamamaya çalışıyorsun? Sen niye onlara katılıyorsun dedi ya. Yapma derken mevzular böyle bir orası gerildi. Jimmy Uça falan varken Sami Zayn maçın en önemli hareketlerinden birini yaptı. Gitti Kevin Owens'a low blow çekti. Kevin onu şaşırdı. Ulan ne oluyor falan. Semi Roman'a sadakatini gösterdi. Roman'a gitti böyle bir işte yakınlık gösterdi. Ondan sonra gitti. Kevin olmasa hello bak edecekti. Jey Uso yerden kalkıyordu. Hatta dedi ki al buyur dedi. Maç sende dedi. Jey indir abi dedi. Semi Zayn Roman'a Bloodline'a sadakatini daha nasıl göstersin? Jey Uso da Uso splash'i yaptı ve maçı kazandı Bloodline tarafı. Semizay'ın 25 yıllık dostunu, en yakın arkadaşını orada, ye yerde indirdi ve Bloodline'a sadakatinden dostluğunu sattı abi. Bıraktı. Hepimiz dedik ki, ben de dedim. Abi acaba burada bir çatlak olacak mı? Semizay'ın burada bir şey olacak mı? Kevin Omos'la Semizay'ın arasında bir şey olacak kesin. Bak oradan C'ye işte bir şey olacak bir ihanet bir şey görebiliriz diye adamlar hepimizi yüzüstü bıraktı. Dedi ki, ters köşe yaptı. Baba dedi siz bu kapıdan girmeyi planlıyorsunuz ama dedi bakın burada başka bir kapı var dedi. Sami Zayn Bloodline'a Roman'a sadakatini daha nasıl gösterebilirdi? Maç tam bir Hollywood hikayesiyle kapandı. Hikayeye 10 üzerinden 10 veriyorum. Sami Zayn günün yıldızı oldu. Sami Zayn şu an bir güreş ringinde değil herhangi bir şekilde bir dizide bir filmde böyle bir hikayede oynasa ben yine beğenirdim. Sami muhteşem bir hikayenin parçası oldu. Günün kahramanı oldu. Bloodline'a maçı getirdi. Jey Uso'ya takdim etti. Ve maçtan sonra Roman Sami e sarıldı. Ama en önemlisi Jey Uso gitti Sami e sarıldı kaldırdı böyle havaya. Bakın bu güzel bir şeydir. Ben kim kazanmış bilmem neyden ziyade hikayeye baktım. Hikaye 10 üzerinden 10. Maça da 10 üzerinden 9 veriyorum. 8,5 vereyim hadi. <laughs> 9 vermeyeyim dur. Maça da 10 üzerinden 8.5 vereyim. Bana göre günün maçıydı ama hikayesinden dolayı. Hikayesi böyle olmasa bir tık daha aşağıda bir verebilirdim. Hikaye 10. Maçada da 8.5 veriyorum. Semizeyn gecenin yıldızı olarak orada dikildi. Artık kanıtladığını söylüyor. Ve Sami Zayn çok ciddiydi abi. Semizeyn şimdi ne kadar şey değil böyle. <laughs> falan böyle heyecanlı heyecanlı falan. Bu sefer Semizeyn işlerin ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Çünkü dedi ki. Bak dedi. Jay şüpheleniyor. Haberiniz olsun. İçiniz rahat olsun. Ben sizin tarafınızdayım. Çünkü ben sana, senin gözüne girmek için Roman çok şey yaptım. Ben buradan geri dönmem. Benim artık yolum belli dedi Sami Zayn. Benim yolum Bloodline dedi. Çok güzeldi abi. Maçın hikayesine ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben çok güzeldi. Harbiden <laughs> güzeldi bir dakika. Yani canlı yayında çok büyülendim. O gazla ulan falan konuşmayayım dedim tabii ki bazı şeylere. Bugünü bekledim. Uyudum kalktım. Ben yine 10 veriyorum hikayeye beğendim. Şimdi şovu genel değerlendirelim. Burada başladık. Buraya indik AJ maçıyla. Ronda Rousey maçıyla buraya indik. Ondan sonra buraya çıktık. Sonra da buraya geldik. Yani ikinci ve üçüncü maç olmasa ben daha yüksek puan verebilirdim ama verebileceğim en yüksek puan buraya 7. Ben Survivor Series War Games'e 7 veriyorum. 2022 yılının son pay-per-view'üne 7 vererek yılı kapatıyorum. Yıl sonunda planladığım şeyler e, genel bir değerlendirme yapma planlıyorum. Haftanın renklerini yılın renkleri yapabilirim ya da bambaşka bir hani öyle bir renkli renkli falan bir şey değil de direkt bahsettiğim daha sohbet tarzı bir içerik de yapabilirim haberiniz olsun. Aralık ayında benden yıl sonu değerlendirmesi bekleyin ve bir aksilik olmazsa da Mehmet dinler sağ olsun beni davet etti e, biliyorsunuz ki daha önceden de bahsetmiştim. kalifiyesiz podcastı var şu an zaten podcast olarak. Güreş dünyasında bir podcast yok herhalde Onlar da bayağıdır yapıyorlar bu işi Onlara konuk olacağım bir aksilik olmazsa Yıl sonu için senden bir söz alayım dedi Yıl sonu değerlendirmesi olarak yapacağımız podcastte Konuk olursam mutlu oluruz dedi Mehmet zaten benim arkadaşım Onlara da gideceğim onu da zaten size tanıtırım Yani muhtemelen o Aralık ayında falan yapılır Belki de Ocak ayında bilemiyorum Şimdiden sözünü aldık Ben de önümüzdeki dönemde Daha aktif bir şeyler yapmayı planlıyorum Konuklu Programlar planlıyorum e, e, Pro Wrestling Stüdyo'yu geri döndürme planım var. Konuklu şekilde haberiniz olsun. Yılı da Pay Per -view olarak böyle kapattık. Survivor Series Games'e ben onun üzerinden 7 veriyorum. <laughs> 2022 yılının tüm Pay Per bana katılan herkese teşekkürler. Destekte bulunan, izleyen, aramızdan herkese teşekkürler. Yılı daha kapatmıyoruz ama Pay Per View'leri kapatıyoruz. NXT'de var tabii ki Pay -per -view olacak ama ben ana kadroyu kapatıyorum. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Şu an buraya bir görsel koyamayacağım. Bağışta bulunan herkes, e, üye olan herkese teşekkürler. Şu an bu şekilde kapatacağım kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ben çok eğlendim dün gece ama asıl eğlence 2023'te olacak. Hedef bizim 2023 güreş olarak <laughs> WWE'de Rumble Chamber Wrestlemania'yla akacağız gideceğiz. Ama şimdilik Enzo Paski ile kalmaya devam edin. Çünkü ben size içerik üretmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Siz de aşağıya bütün yorumlarınızı yazın. Maçlara da puan verebilirsiniz. Paper ve genel puan verebilirsiniz. Bütün yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Yazın. Kaçtım. Görüşürüz.